diğer arkadaşlardan biri hani 2-3 kovan aldı. Arttırdı. İşte sene, bir sene sonra bir daha polenlikli kovanlar aldı. Poleni aldı. Bir gün telefon etti bana akşam. Ya dedi işte 3 yaşında çocuk dedi polen dedi ne kadar yiyebilir hocam dedi ya. Abi bilmiyorum ki hani bir çorba kaşığı falan verirsin dedim yani. Ya fazla yesen olur dedim. Ya dedim deneme yapmadık şimdi fazla yese de olur bilmiyorum ama hani yani kolay sindirilebilir protein çünkü. Hani fazla yese de atar çocuk. Yani çok aşırı yerse vücudunda kabarcık yapar. Belli olur dedim ondan sonra. Ya dedi bizim çocuk dedi masaya oturdu dedi. Polen dedi masada kurutmaya koyduk dedi. Kaşığı al eline dedi. 3-4 kaşık yedi. Kaşığı alıyoruz dedi. Ağlıyor dedi. Mesur veriyoruz dedi. Tekrar yiyor dedi. Ne yapalım? Ya dedim önünden poleni çaktırmadan uzaklaştır dedim ya. Yapacak bir şey yok. Ama hani bir problem yaşamadı çocuk ama burada çocuklarda şey var yani protein açığı varsa bir ihtiyaç olarak yiyor yani toprak yemesi de öyle demir eksikliği varsa toprak yiyor çocuk yani bu bir içgüdüsel hareket yani onun için hani düzenli verilmesi arkadaşlar söyledi aşağıda hani azar azar verilmesi evet azar azar verip kademe kademe arttıracaksınız ama burada miktarı çok fazla protein verirseniz depolayacak yağ olarak. Yani kilo almaya başlayacak. Yani proteini, balı da öyle yani. Çok bal yemek kilo aldırır. Ama yakıyorsa vücut almayacak. Metabolizma da alakalı. Yani herkesin yiyeceği de farklı. Kimi var oturur işte her öğünde bir ekmek yiyordur kilo almıyordur. Metabolizması hızlıdır. Öbürkü der ki ben su içiyorum yarıyor bana kilo alıyorum der yani. Burada kişinin kendine göre miktarı ayarlaması gerekiyor. Ama çocuklar gelişim çağında olduğu için gelişimlerini desteklemek için muhakkak hani protein açığını kapatmamız gerekiyor. Yoksa hani habire çikolata yemeleri de çözüm değil zaten. Yani zaten son herhalde yılların en büyük problemi fast foodlar ve şeyler, çikolatalar. Şeyde de balda da ben söyleyeyim. Şimdi beslemede de söyleyeceğim. Şimdi bala şeker kattınız mı diye sorar insanlar. Ama gider markette raftan alırken glikozlu reçel alırlar yani. Yani %40 glikoz yani bir de şey glikoz yani mısır nişastasından sentezlenmiş glikoz. Hani beslemede bizim şeker balı üzerine çalışmadığımız zaten belli ama hani bir kilonun içerisinde 20 gram şeker kaçmış olsun bunun bir tehlikesi yoktur bize göre. Ve sakkarozdur bu. Problem olan bir şeker de değildir. Ama insanlar böyle birden sorduğu zaman siz de problem varmış gibi böyle tereddüt bile edersiniz bazen. Ya ben sahtekar mıyım? Niye böyle bir şey yapayım diye düşünürsünüz kendi kendinize. Ama insanlar gittiği zaman onu reçeli alırken onu hesap etmezler. Ben pek reçel yiyen bir insan değilim de. Yani sofranda hep bal bulunur. Ama hani bazen böyle derim işte farklı vişne reçeli de olsun şöyle bir tadına bakalım falan diye. Rafa gidip hani açık şeyi görünce hani glikoz şurubu vardır diye görünce pek çekici gelmez bana. Onun için burada kriter kıyaslamasının çok iyi yapılması gerekiyor insanlar tarafından. Ve bu daha önce de söylediğim gibi arıcılar balımıza şeker karışmasın diye veya ya bana işte şeker balcılığı yapıyor demesinler diye dünyanın arısını kaybediyorlar. Ya benim bazı köylerde bildiğim arıcılar, o köyde zaten 2 tane arıcı var. Şimdi adama diyorum ki ya arın aç bu arıyı beslemen lazım diyorum yani bu bal sezonuna yetişmeyecek. Hadi bal sezonunu geç, ölecek bu arı yani bu sezon kötü bir sezon beslemen lazım diyor. Ya ben şimdi buraya diyor şeker getirsem bana diyecekler ki şeker yediriyor bal alıyor bal almayacaklar benden. Ya almayan gene almasın da bu arıyı öldürmek de çözüm değil ki yani. Bir parti bal almışsın, arıyı kaybetmişsin. Bunu satınca senin karın zararını kurtarmıyor ki. Balı o zaman köye satma, başka bir yere sat yani. Ya da Merak söyleyebilir et. hocam. Efendim? Söyleyebilir ya da. İnsanları inandırmaz. Ya bu bazı şeyde köylerde dinlemezler. Yani insanlar yani bazen anlatamıyorsunuz. Bu hani sohbet mahiyetinde söylüyorum bunu.
Mesela ben gidiyorum bazen köylerde eksperlik yapıyorum dedim ya. Eksperlikte gezerken tabii ki araziye giderken çiftçiyle bütün sıkıntısını anlatıyor adam şimdi. Diyor ki işte geçen senenin mahsulünü verdik bilmem kime. Gitti diyor para diyor. Ya abi diyorum bu kadar büyük tarım yapan bir köysünüz. Hiç mi kendi köyünüzde diyorum şey yok, toptancı oluşmadı. Yani birisi mal satayım. Ya diyor çekemez ki kimse diyor yani. Şimdi dışarıdan biri geldiği zaman onu ondan ilgili bir şey söylemez ama işte köydeki Ahmet yaptığı zaman vay arabayı da yeniledi. Vay bizim paramızla bilmem. Ya şimdi bu sefer diyor o adama sığdırmazlar diyor. Gidip 5 lirayı ona vermezler 4 liraya köy dışına satarlar. Böyle bir mantık var bizde yani. Bunu ortadan kaldıracak bir çalışma da yapmamışız yani. Ya bırak adam işte zenginleşsin kardeşim. Sıkıntın olduğu zaman da yardım edecek sana. Ama ha, kazanan da bu sefer havalara girip o da işte ben köyün benim sayemde karnınız doyuyor havasına da giriyor yani. Sizin işin içinde de hiçbir kooperatif kalkınmış mı köylerden? Yani. Kooperatif yok ya. Şimdi bana da söylerler mesela balda. Hani sen niye toplamıyorsun bal toptan? Ya ben yapamam. Yalova gibi bir yerde yapamam toptan bal ticareti. Niye yapamam? Çünkü yapıyorum. Adam şunu yapıyor bana. Yani küçük bir yer olduğu için burada ulaşım kolay. İnsanların diyaloğu kolay. Ben bir teneke bal alıyorum mesela. Satıyorum 450 liraya. Şimdi geliyor bana soruyor. Tenekesi ne kadar diyor? 450 lira diyor. Şimdi öbür taraftan başka bir aracıya gidiyor. Mürşit de 450 liraya sen kaça veriyorsun diyor. O da 400 liraya vereyim diyor. Satıyor şimdi yani. Ulaşım kolay olduğu için. Onun için böyle hani gideyim toplayayım ben bunu 2 senede satayım diye bir mantık Yalova'da yürütemezsiniz. İmkanı yok. Ama dışarıdan başka bir ürünü alır satarsınız. Çünkü burada aynı üründen yok. Onu yapma şansınız var. Ama Yalova'da giren bir ürünün toptancılığını Yalova'da yapmak çok zor. Küçük bir yer olduğu için Yalova'da oturma şansı yok. Ama Bursa'da öyle değil. Hani meyvede düşünün bir sürü toptancısı var. Soğuk hava deposu var mesela. Problem olmaz. Ama köylerin içerisindekiler işte oturmuyor. Ya burada sadece çiftçilerin hatası yok bakın. Burada ya idarecilerin de hatası var. Mesela soğuk hava deposu yapılmış. Öyle yerler yapılmış ki yanda kayalık, ya mağara oluşturabilecek yer varken güneşin çatına soğuk hava deposu yapılmış yani. Ya burada serinliği kullanın, işte kayalık zemini kullanın. Adam ya, bu sefer soğuk hava deposunun elektrik masrafını karşılayamamışlar, kapatmışlar adamları. Burada bazı şeylerde pratik düşünmek lazım. 10 yıl sonra, 20 yıl sonrasını da düşünmek lazım. Ona göre kararlar vermek lazım. Şimdi koloniyi oluşturan arkadaşlar 3 birey var dedik. Bunların bir tanesi ana arı, ikincisi işçi arı, diğeri erkek arı. Bu bireylerin sayıları kovan içerisinde belirli miktarda. Ana arının kovan içerisinde her kovanda özel üretim kovanları hariç her kovanda bir tane ana arı var. Ve kovanın kuluçka makinesi. Yani vücut yapısı buna göre, dizaynı buna göre meydana getirilmiş. Vücut özelliklerini, her şeyini göreceksiniz. Buna göre meydana getirilmiş ve bu şekilde yaşıyor. Koloniyi oluşturan bireylerin bireysel olarak tek başına hayatta kalma şansları yok. Onun için hepsi beraber hareket etmek zorunda. Bugün size kuluçka sürelerini anlatacağım. Ve bir dahaki hafta hayat döngüleriyle beraber vücut kısımlarını da anlatmaya başlayacağım. Şimdi böceklerin hayatını 3 evrede, 4 evrede inceliyoruz. Esasında 5 evrede, 4 evreye indirebiliyoruz arada bunu. Yumurta, larva, pupa ve ergin arı. Yani yumurta dönemi petek gözünün içerisine atılan toplu iğne başı küçük bir beyaz yumurta şeklinde. Bunun projeksiyonu kuracağız. Onda da göreceksiniz. Bugün
bağlantıyı göreyim dedim. Bağlantı farklıymış. Onun için bu bilgisayarı açacağım, öyle yansıtacağım size. Görsel olarak bir dahaki hafta onları da göreceksiniz. Yumurta döneminde petek gözünün içerisine toplu iğne başı kadar beyaz bir yumurtayı ana arı yumurtluyor. Bu yumurta dönemi her üçünde de 3 gün. Ondan sonra larva dönemi geliyor. Larva dönemi de ana arıda 5,5 gün, erkek arıda 6 gün, işçi arıda 6 gün, erkek arıda 6,5 gün. Pupa dönemi de, bu larva döneminde yumurta çatlıyor. Tabii yumurta sabit gözüktüğü zaman biz doğal olarak şöyle düşünüyoruz. Ya burada bir yumurta var, işte sabit duruyor çünkü zannediyoruz. Yumurta kabuğunun içerisinde, bu yumurtanın içerisindeki hücreler hızlı bir şekilde bölünüyor, parçalanıyor ve buradaki besin elementlerini kullanarak genişliyor ve çatlıyor. Ve kurtçuk çıkıyor ortaya. Bu kurtçuk çıkmaya başladıktan sonra bu petek gözünün içerisinde arılar tarafından besin maddesi verilerek bu kurtçuk sürekli olarak besleniyor. Ne kadar süre boyunca? Bu larva dönemi boyunca. Larva dönemi boyunca kurtçuk besleniyor ve gıda depoluyor. Bundan sonra bu altıgen petek hücresi içerisinde gelişen büyüyen kurtçuk aynı kelebeğin kılıfı gibi ince bir zar kılıf kapatıp üstüne pupa evresine geçiyor ve arılar tarafından üstü de petek kapatılıyor. Yani o haznenin üstü de kapatılıyor. Kapatılmasının gerekçesi şu olabilir, bilmiyorum ama mesela arılar yürürken zedelemesin olabilir mesela. Veya ısıyı sabit tutsun olabilir. Enfeksiyon kapmasın olabilir. Bunun gibi gerekçeler olabilir. Ama kapatılıyor bir kapakla mı? Bundan sonra bu kurtçuk gömlek değiştirme dediğimiz tekrar vücut aksamları değişim gösteriyor ve işte vücudun belirli kısımları bölümlere ayrılıyor önce. Baş, göğüs, karın. Vücut iç organları meydana geliyor. Bezler, salgılar meydana geliyor. En son çoğunlukla gözler meydana geliyor. Kanatlar meydana geliyor. Ve ergin arı olarak petek gözünden çıkış yapıyor. Bundan sonraki ergin yaşam evresi. Bundan önceki kuluçka evresi. Kuluçka evresi de 3 kısımda inceleniyor. Şurada bir prepupa evresi var ama o çok kısa bir dönem olduğu için saymıyoruz onu. Larva döneminde ne yiyor hocam? Söyleyeceğim. Şimdi bu üç bireyin birbirinden ayıran özelliklerden birincisi, bu ikisi de dişi birey. Bu adı üstünde erkek birey. Bu üç bireyin özelliklerinden biri. Bu üç bireyin de meydana getirildiği yumurta aynı yumurta. Şu bireyin meydana geldiği yumurta dövsüz yumurta. Bu yumurta dövsüz yumurta. Yani sadece ana arının genotip dizilimini koruyor. O şekilde meydana geliyor. Bu ikisi baba hattından bir dizilim alıyor ve öyle meydana geliyor. Bu iki yumurtanın diğer detayı söyleyeceğim. Yine bir diğer kriter
petek balığın konulduğu petek hücreleri çoğunlukla küçük çaplı olanların hepsi işçi arı gözüdür. İşçi arı gözünden daha geniş çaplı olanlar erkek arı gözüdür. Yani oluşturuklukları petek hücreleri de birbirinden farklılık gösteriyor. İşçi arı gözünde erkek arının meydana geldiği durumlar meydan olabiliyor. Bu durumlarda erkek arılar ebat olarak daha küçük oluyor. Yani erkek arılar ana arı kadar iri ve yapılı bir özelliğe sahip. Onun için petek gözleri de iri. Bu yaşam döngüleri boyunca gerekli bir özellik. Ana arının meydana getirildiği göz çam formunda petek hücrelerinin genelde kenarlarında hazırlanır. Ana arı sıkıştığı zaman bunların içerisine yumurta atar. Bunu oğul vermeyi anlatırken gene detaylı anlatacağım. Bunun dışında ani ana arı kayıplarında altıgen petek hücrelerinin içerisinde bulunan kurtçuklar da ana arı hücresi formuna getirilebilir. Ve aynı şekilde buradan da ana arı meydana gelebilir. Çünkü bu ikisinin meydana getirildiği yumurtanın birbirinden hiçbir farkı yok. Yumurta evresinde. Ve kurtçuk evresinde. Bu ikisi de aynı bu döneme kadar. Bu zaten dölsüz. Bunu kenara bırakıyoruz. Buraya kadar aynı. Bundan sonra 3 gün içerisinde hepsine ana arı sütü veriliyor. Bu evrelerde. 3. güne kadar. 3. günden sonra buna larva besin maddesi. Erkek arı ya da erkek arı erkek arı besin maddesi veriliyor. Daha önce söylediğim gibi arı sütü en kalitelisi. Bir geri kalitede erkek arı besin maddesi var. Ondan daha kalitesiz olanı larva besin maddesi. Bunlar gene kovan içerisinde çalışan arılar tarafından salgılanıyor. Yani bunları beslemek için salgılanıyor ve kullanılıyor. Bundan sonraki evrede bir farklılık yok. Sadece gün sayısı olarak farklılık var. Buradaki farklılıktan dolayı iki birey birbirinden farklılık gösteriyor. İşçi arının üreme kanalları, yumurtalık kanalları, üreme organları pasif formda. Aktif değil. Bala çalışıyor, polene çalışıyor, kovan içi görevleri meydana getiriyor, bunları yerine getiriyor. Ana arının üreme organları aktif formda, yumurta üretiyor, kovan içerisinde yumurtlama işini meydana getiriyor, uçuş sadece çiftleşme uçuşu veya oğul uçuşunda kovan dışında uçuş yapıyor. Onun dışında kovan içerisinde sürekli olarak çalışıyor ve sürekli olarak işçi arılar tarafından besleniyor. İkisinin yaşam döngüsü tamamen farklılık gösteriyor. Bazı araştırmacılar şöyle yorumlamışlar. İşçi arılar ana arıdan daha kalitesiz besin maddesiyle yetiştirildikleri için işçi arı oluyorlar. Ama ilk baş üretilen ana arının kız kardeşleri. Yani ilk baş üretilen ana arının kız kardeşleri ama kovan içerisinde daha yetersiz beslendikleri için işçi arı meydana geliyor, oluşuyor diye bir yorum yapmış. Burada sosyal canlılar içerisinde en önemli sosyal özellikleri taşıyan canlılardır dedik ya bal arıları. İşte bu farklılıkların oluşmasından dolayı, görev dağılımlarından dolayı daha bir sürü anlatacağım yaşam döngülerini. Farklılık gösteriyor. Şöyle bir değişik bir şey daha vardı aklımda, onu da söyleyeyim. He, annelik içgüdüsü. Şimdi hani annelik içgüdüsünün oluşması lazım ki yavrusuna baksın. Şimdi burada kovan içerisinde yavrular besleniyor. Bunu da işçi arılar yapıyor. Yavruların beslenmesini, bakılmasını, bilmemesini. Bunlar bakıyor ama hani diyorlar ki hani şey yok. Bunlar anne değil ki. Ama başka bir bireyin yavrularına bakıyorlar. Bunu da şöyle izah ediyorlar. Kendi kız kardeşlerinin yavrularına bakarak
annelik içgüdüsü bakımından tatminkar oluyorlar. Bu şekilde yani bu bir içgüdüsel yapı oluşuyor kolonun içerisinde. Koloni sosyal yapısı oluşuyor. Bu şekilde bir çalışma oluyor. Zaten kovandaki bir bireyin doğru düzgün çalışmaması, kovanda işlerin aksaması, düzensiz çalışması hep problemler ortaya çıkarıyor. Yani herkes görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirirse kovanın devamlılığı ve sonraki nesillerin gelmesi meydana gelir. Yoksa görevler yerine sağlıklı bir şekilde getirilmezse neslin devamlılığı sağlanamaz. Biter bu aralarda. Yani bu yumurta yapacak, bunun yaptığı yumurtadan yavrular çıkacak, çıkan yavrular, yapılan yavrulara bak, yeni atılan yavrulara bakacak ve koloninin devamlılığı, sürekliliği sağlanıyor. Bu şekilde arı kolonisinin sürekliliği sağlanıyor. Bireylerin kuluçka süreleri 16, 21, 24 gün. Bunlar yine ortalama sürelerdir. Irk özelliklerine göre ufak sapmalar meydana gelebilir. Ama genel olarak ortalama kabul edilmiş, bilimsel olarak kabul edilmiş süreler bunlar. Tabii hava sıcaklıklarında değişkenlikler, dalgalanmalar da bunlarla sapma meydana getirebilir. Ana arı tesadüfen seçilmiyor. Ana arının oluşturulması için şu larva döneminde 4,5 günlük yaş sınır bir yaş. Bu döneme kadar herhangi bir kurtçuk ana arı olarak seçilip, yani şu dönemdeki kurtçuk ana arı olarak seçilip süt verilmeye başlanırsa ana arı meydana geliyor. 4,5 ila 5,5 günlük yaş aralığında, 5,5 biraz daha yakın oluyor, şöyle alayım. Bu bir günlük zaman zarfı içerisinde eğer bir kuçuk seçilip süt verilip ana arı yapılmaya çalışılsa da ana arı da işçi arı da meydana gelmiyor. Geçit birey denilen ikisinin ortasında bir birey meydana geliyor. Ne oluyor? İşe yaramıyor. Yalancı arı. Aynen. Problem olan bir birey oluyor. İkisinin ortasında bir birey meydana getiriyor. Biraz da daha sonra anlatacağım. Ana arının çiftleşme uçuşu var, çiftleşmesi var, gelmesi var. Bu birey yapamıyor bunu. Yapamadığı için yumurta atmaya başlıyor ama attığı yumurtalar çiftleşmediği için dölsüz oluyor. Dölsüz olduğu için hangi birey çıkıyor? Erkek arı. Erkek arı çıkıyor. İşte buna yalancı ana arı diyoruz. Buna yalancı ana arı diyoruz. Diğer bir yalancı ana arı da daha detaylı anlatacağım çünkü nasıl ortadan kaldırılacağını İşçi arıların, kovan içerisindeki işçi arıların üreme organları pasif formda dedim ya. Uzun süre ana arı bulunmazsa kovanda işçi arıların yumurtaları, yumurtalık kanalları aktif forma geçmeye başlıyor. Yumurta atmaya başlıyorlar fakat attıkları yumurtalar çiftleşmedikleri için dölsüz oluyor. Bu da erkek. Gene erkek arı. Yani demin dedim ya, işçi arı gözünde erkek arı oluşursa işte onlar işçi arı gözünde erkek arılar atıyorlar ve küçük küçük bir sürü erkek arı oluşuyor. Bu da bir problem. Koloninin sürekliliği bakımından. 5,5 günlük yaştan sonra bir birey ana arı yapılmaya çalışılıp da süt verilse de işçi arı meydana geliyor. Yani daha önceki yaşta bir kurtçuk yok, mecbur kaldılar, burada süt vermeye çalıştılar, işçi arı meydana geliyor. Pardon. Geçit bireyde. Bu o 4,5 dediğimiz ilk şey, yok, şey şuradan yumurta itibaren. Üçüncü gündür. 4,5 günlük larva yaşı. İlk baştan alırsak 7,5 gün oluyor. İşçi arı gözünden ana arı seçerlerse şeyi değiştiriyorlar mı peteği? Larvanın peteği. Evet. Şöyle yapayım. Şimdi burada ikisinin ana arı oluşturulması arasında fark var. Birinde çanlar bu içgüdüsel olarak koloni çalışırken yeterli mum ürettikten sonra, mumu yeterli harcadıktan sonra arttırılan mumla petek kenarlarına şu çanlardan meydana getiriyor. Çanlar meydana getirildiği zaman hemen onlara yumurta atılacak diye bir şey söz konusu değil. Yumurta atılması için
yumurta alanında sıkışıklığın meydana gelmesi lazım. Ana arı yumurta alanında sıkışıklık meydana gelir. Bunlara yumurta atmaya başlarsa bunlardan ana arı meydana getirilmeye başlıyor. Fakat bu çanlar meydana getirilmeden herhangi bir nedenden dolayı aniden ana arı ölürse o zaman altıgen petek hücrelerinin içerisindeki yaşına uygun larvalar bunlar da yoğunlukla seçilmesi değil benim düşüncem arının yoğunluğunun bulunduğu alan yani rahat beslemenin, iklimlendirmenin ve yoğun beslemenin yapıldığı alandaki yavrular. Sütle beslenerek şu ara duvarlar bozuluyor. Bu petek hücresi çan formunu alıyor. Şimdi buradaki seçilen yavrular muhtemelen arı tarafından seçilmiyor, süt ona bırakıyor. En hızlı tüketip gelişmeye başlayan kazanıyor. Yani yuvadaki kuşlar gibi genelde. Burada seçilen hızlı bir şekilde gelişmeye başlıyor. Bu gelişen petek hücresi arılar tarafından büyütülüyor yavaş yavaş kademe kademe ve zemin kısmına sürekli arı sütü konuluyor. Konuluyor ve bunun içerisindeki kurtçuk, kurtçuğun C formu derler şu şekilde. C formunda durar. Sürekli buradan besleniyor, irileşiyor. Ve bu da pupa evresine gelerek petek hücresinin üstü kapatılıyor. Ve içeride bir yeni birey meydana geliyor. Bu yeni birey yeterli günü doldurduktan sonra peteğin üst kısmını tırtıklayarak kesiyor kapak kısmını. Ve buradan çıkıyor. Bu yeni bir ana arı çıkışı. Çıkan ana arı gibi aynı anda birçok ana arı çıkabiliyor. Veya çıkma ihtimali olan başka ana arı hücreleri bir sürü miktarda bulunabiliyor petek üzerinde. Neden? Çünkü burada doğal bir seleksiyon var, seçim var. Bir sürü alternatif üretilmiş. Bir tane yapılsaydı o ana arı hücresi de enfeksiyon kapabilirdi. Ve enfeksiyon sonucunda ölebilirdi. Tekrar ana arı yapmaları için yumurta kaldı mı? Kalmadıysa kovanın geleceği tehlikeye girdi. Onun için alternatif olarak birçok ana arı yapılıyor. Bu çıkan ana arılar yaklaşık 5 gün boyunca şu çıkış süresinden sonra 5 gün cinsel olgunluk süresini bekliyorlar. 5 gün kovan içerisinde geziniyorlar ve gibi bir ses çıkartıyorlar. Bu ses bir meydan okuma diğer ana arılara. Yani birbirlerini dövüşe çağırıyorlar. Bir petek hücresinde ana arı gözü görürlerse bunun içerisindeki de aynı sesi çıkartabilir. Bu peteğin arka kısmını deliyor. Ve buradaki ana arıyı sokarak öldürüyor. İğneden bahsederken dedim ki işçi arının iğnesi tırtıklıdır. Ana arının iğnesi düzdür. Neden düzdür? Birçok defa kullanma ihtimalinden dolayı düzdür. Ana arıyı eğer soktuktan sonra iğnesi orada kalsaydı yine anarsız kalacaktı kova. Ama buradakini sokacak. Sonra gidecek başka bir anarıyla tekrar dövüşecek belki. Birçok kere iğnesini kullanması gerekiyor. Neden peteğin bu arka kısmını deliyor? Arı sütüne de ulaşmasın. O tekinin iğnesinden arı sütüne de ulaşmasın. Çünkü arka tarafında değil mi arı sütü? Yok. Onun için değil. Değil mi? Karın plakaları nasıldı? Şöyle şöyleydi ya. Yağ hücrelerini rahat yağ delemez. Yağ hücresi için değil. Plakayı delemez. Şimdi böyle delmeye kalkarsa habire sürter batıramaz iğneyi.
Ama kafasını bu tarafa verir. Ensesi en yumuşak. Vücudu böyle. Abdomeni kıvırdığı zaman karın halkasının altından rahatlıkla takabilir iğneyi. Zaten kafayı da açarsa dövüşmek zorunda kalır. Burayı açsa burası da kitin tabakası, göğüs de. Orayı da delemez. Bir tek karın halkasından sokulur abi. Diğer kısım zırhlıdır. Onun için bu şekilde iğneyi batırması lazım. Bu arka kısmı deler ve buradan diğer anaarıyı sokar. Öldürür gider, tekrar devam eder. Kovan içerisinde çok seri bir şey. Diğer üretim döneminde, yani kovan içerisinde anaarı yumurta attığı dönemde sakin, yavaş ölçüp biçip, panik yoksa bir şey yok, duman falan verirseniz hareketlenir. Onun dışında sakin. Ama bu dönemde kanatlar havada, meydan okur şekilde atar yapıyor. Atarlı. Ama bu anaarımı, bu anaarımı hızlı bir şekilde gezinir. Bunu şöyle diyorum, bu bir hormonal sistem. Muhtemelen burada farklı bir hormon salgılıyor ve agresif hareketlerle hareket ediyor. Ama yumurta atmaya başladığı dönemde zaten tek işi yumurta atmak yani. Pardon, peki bunu yaparken oradan çıkan anaarı kovanın hakiki daha ölmemiş olan veya aktif olan kraliçesini veya anaarısını... Onu kaybettiğimizi düşünüyoruz. Ha, kaybettik. Onu kaybettik. Yani, kaybetmediysek o zaten oğul verecek. Onu oğlu anlatacak. Ha, oğlu veriyor. Yani kovanda eski bir anaarı yok şu an normal koşullarda. Farklı koşullarda olma ihtimali var, onları anlatacağım. Bu anaarının çıkıştan sonraki hayatını anlatmak için söylüyorum. Şimdi bu çıkan anaarı 5 gün sonra kovan içerisinde temizlenir ve bir tane anaarı kalır. Bir tane kalır. Artık kovanın geleceği bu anaarıdır. Diğerleri dövüşerek ölmüştür. Başka bir ihtimal, iki tanesi birbirini sokup ölmüşse kovan anasızdır. Aynı anda bir tane var mı ikisi? Çıkan anaarı 5 gün sonra çiftleşme uçuşuna çıkar. Çiftleşme uçuşu kovanın dışında havada 6 ila 8 civarında erkekle tek seferde uçuşla olur. Yani her uçuşta bir erkekle çiftleşilir, geri gelinir. Tekrar gidilir, tekrar geri gelinir. Gene doğal seleksiyon. Çok müthiş bir sistemdir bakın. Her uçuşta en güçlü erkek arı seçilir. Her uçuşta. Eğer bir uçuşta 2-3 çiftleşme meydana gelseydi seçim olmazdı. Geri gelinir, arılar tarafından beslenir, temizlenir, tekrar uçuşa gider. Tekrar gelir ve hayatı boyunca sadece bu dönem çiftleşme uçuşunu yapar ve bir daha hayatı boyunca çiftleşme uçuşu yapmayacaktır. Kaç kere çiftleşiyor dediniz? 6 ila 8 civarında. Aynı günü takip eden bir sonraki günde çiftleşme uçuşu meydana gelebilir. Ama durup bir